Gündem dışı üçüncü söz, Doğu Türkistan'ın Gulca şehrinde yaşanan katliamın 11. yıl dönümü münasebetiyle söz isteyen Yozgat Milletvekili Mehmet Ekici'ye aittir. Sayın Ekici, buyurun efendim. Çin Halk Cumhuriyeti Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 5 Şubat 1997 tarihinde Gulca vilayetinde patlak veren olayların 11. yıl dönümü münasebetiyle söz aldım. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. Değerli milletvekilleri, Doğu Türkistan konusu Türk dünyasının kanayan yaralarından biridir. Türk dünyasının doğusunda yer alan Doğu Türkistan, Avrasya kıtasının tam ortasındadır. Bugün Çin Halk Cumhuriyeti sınırları içerisinde olan Doğu Türkistan, Çin'in bütün eyalet ve özerk bölgelerinin en büyüğü olarak 1 milyon 600 bin kilometre karelik yüz ölçümüne sahip bir bölgedir. 1993 nüfus sayımına göre de bölgede toplam 16 milyon nüfus yaşamaktadır ve bu nüfusun %62'sini oluşturan 10 milyon kişi de Türk kökenlidir. Maalesef bugün Çin Halk Cumhuriyeti dünyada insan hakları ihlalleri bağlamında en fazla eleştiri alan ülkelerden biridir. 1949 yılında Doğu Türkistan Komünist Çin idaresine girdiğinden bugüne kadar yüzlerce ayaklanma meydana gelmiştir. Mazlum insanların temel hak istemeleri Çin güvenlik güçleri tarafından silahla karşılık verilmiş ve Doğu Türkistan meselesi bugün büyük güçlerin ve uluslararası insan hakları teşkilatlarının dikkatini çekmiştir. Şubat ayı da Doğu Türkistan halkı için son derece büyük bir önem taşımaktadır. Bu nedenle Gulca olayına kısaca değinmek istiyorum. 5 Şubat 1997 tarihinde Doğu Türkistan'ın kuzeybatısındaki Gulca şehrinde Kadir gecesinde evinde ibadet etmekte olan kişiler karakola götürülerek işkenceyle öldürülür ve cesetleri ailelerine teslim edilir. Bunu duyan Uygurlar öfkelenerek sokağa dökülür. Aile, fert ve bir grup insan hükümete şikayetini bildirmek üzere hükümet binasına yürür ve bu grup giderek kalabalıklaşır. Bu grup başka bir niyetinin olmadığını, sadece şikayetini arz etmek niyetiyle geldiğini anlatmak için küçük çocuk ve kadınları gösterici grubun önüne koyarak hükümet binasına gelir. Ama ne yazık ki güvenlik güçleri tarafından ateşle karşılanır, olaylar giderek büyür ve elinde belki de sopadan başka bir şey olmayan insanlar acımasızca öldürülür. Bu iş bununla da bitmez. Gulca şehrinde bütün evlere operasyon düzenlenerek gençler tutuklanır, hapishanelere doldurulur. Bir bölümü hapishanelerde hayatını kaybeder. Hatta Kazakistan'a kaçmayı başarabilmişler bile olanlar bile iade edilerek idam edilmeleri sağlanır. İşte ben bugün bu olayı anmak, bu olayda ölenlere rahmet dilemek için söz aldım ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin dikkatini buraya çekmek için söz aldım. Bu Gulca olayından sonra Doğu Türkistan meselesi, Uluslararası Af Örgütü, Asya'daki İnsan Hakları İzleme Teşkilatı gibi uluslararası sivil toplum örgütlerinin dikkatini çekmeye başladı. Özellikle Uluslararası Af Örgütü, bugüne dek Doğu Türkistan'daki insan hakları ihlalleriyle ilişkili 4 tane büyük rapor yayınlamıştır. Amerika Birleşik Devletleri'nde yayınlanan insan hakları raporlarında da Uygur meselesi geniş bir şekilde dünya gündemine oturmaya başlamıştır. Özellikle 11 Eylül olayından sonra Çin hükümeti uluslararası terörizmi de gerekçe göstererek Uygur Türkleri üzerindeki dini kültürel baskılarını maalesef artırmıştır ve haklarını kısıtlamaya başlamıştır. İşte Uluslararası Af Örgütü'nün Çin Halk Cumhuriyeti Uygurlar Çin'in terörle savaş adına uyguladığı baskıdan kaçıyor adlı Temmuz 2004'te yayınladığı raporu son derece önemli ve dikkate değerdir. Kısacası son 20 yıldır Doğu Türkistan meselesi insan hakları yönünden
Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği ülkelerinde hızla ilgi kazanan bir mesele olurken maalesef Türk dünyasında bu ilgi azalmaya başlamıştır. Bazı gözlemcilerin, bazı stratejistlerin tespitine göre de bu mesele önümüzdeki yıllarda dünyanın önemli meseleleri içinde yer alacak ve bu meselenin bir çözüm yolu önemli oranda tartışılacaktır. Bu münasebetle amacımız devletlerin... Sayın Ekici, konuşmanızı tamamlayınız, buyurun. Hususen Çin Halk Cumhuriyeti'nin egemenlik haklarını sorgulamak değildir. Ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak ve Cumhuriyet Hükümeti'nin dikkat etmesi gereken konu Çin Halk Cumhuriyeti ile ilişkilerde ciddi bir devlet politikasına ihtiyacımız olduğu konusudur. Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak tüm dünyadaki insan haklarını ve insan hakları ihlallerini takip etmeli ve duyarlılık göstermeliyiz. Özellikle soydaşlarımızla ilgili konularda duyarlılığımızı daha da artırmalıyız diyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim Sayın Ekici. Katliamda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum.